Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle Duyufurrahman, Rahman'ın misafirleri olacak olan kardeşlerimizin umrelerinin bereketli, sailerinin meşgul olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Şimdi sizlerden bir arzum olacak. Hep beraber terennümlerimiz semaya aksetsin. Bir tekbir getirelim. Bir selatü selam getirelim. Sonra bir lebbeyk diyelim. Sonra da kısa bir konuşma yapıp sözü bırakayım. Heyecanla, aşkla hanelerimizin saadeti, memleketimizin sıhhat ve selameti, alemi İslam'ın birlik ve beraberliği, Gazze'de ezilen mazlumların kurtuluşu için hep beraber Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La
kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Rabbul Alemin, Cenab-ı Rabbul Alemin kardeşlerimizin umresini makbul eylesin inşallah. Bugün onlara sevgimizi, muhabbetimizi, gitmiş oldukları yerlere olan muhabbetimizle geldik burada, bu kardeşlerimizi uğurluyoruz. Cenab-ı Rabbul Alemin gitmeyen kardeşlerimize de gitmeyi nasip eylesin. Ben konuşmamın başında şu dualarla girmek istiyorum. Cenab-ı Allah memleketimizi ilelebet payidar eylesin. İlelebet bayrağımız dalgalansın. İlelebet vatanımız bir diri iri olsun. Bayrağımız gönderdi ki bugün burada muhabbetle sizleri gönderiyoruz. Bu vesileyle devletimizi bizlere emanet eden bütün şehitlerimize, iman İslam için şehit olmuş bütün şehitlere rahmet diliyoruz. Gazi olan bütün kardeşlerimize de Cenab-ı Rabbül Alemin gazilik makamlarını ihsan etsin. Hususan dün menfur bir saldırıda yaralı olan kardeşlerimiz var. Rabbim Şafi ismi hürmetine o kardeşlerimize şifalar ihsan eylesin. Kıymetli kardeşlerim, gerçekten helalinden, alın terinizden, sevdiklerinizden bir araya getirerek harcamalar yaptınız. O mübarek topraklara gidiyorsunuz. Ben ayeti celileyle sizlere bir kere daha dua etmek istiyorum. Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor. Bismillah. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ O gün ne malların ne evlatların fayda vermeyeceği günde size selim kalbiniz yardımcı olacak, kurtuluşunuza vesile olacak. Bu ibadette sizlere Cenab-ı Allah'tan dilediğim selim bir kalple bu ibadetinizi yerinize getirmeniz. Şair çok güzel söylüyor. Sanma ey hace ki senden zerusim isterler. Yevme la yenfaude kalbi selim isterler diyor. Yani senden ne altın ne gümüş. Senden sadece istedikleri selim bir kalp diyor. Kardeşlerim, muhteşem bir ibadeti yapmaya gidiyorsunuz. Hoca efendi okurken çok güzel yerleri okudu, ayetleri okudu. Orada Cenab-ı Allah fihi ayetun beyinat. Orada Allah'ın nice ayetleri var. Şeailleri var. Oraya varacaksınız, yeryüzünün kalbi, insanlığın tarihinin başladığı yer, Kabe-i Muazzama'yı göreceksiniz. Muhteşem bir yolculuk, muhteşem bir ibadet. Tarif edilmez, efendim, anlatılmaz, lezzeti gönüllerden gitmez, öyle bir yolculuk. Cenab-ı Allah yol bulabilen herkese gel, evimi ziyaret et demiş. İmkanımız olur hacda, imkanımız olur umreye, evimi gel ziyaret et demiş. Ve bu kardeşlerimiz bu ziyarete karşılık veriyorlar. Nereye gidiyoruz? Gittiğimiz yer ezeli hatırlatan, ebede götüren yer. Gittiğimiz yer ezeli hatırlatan, ebede götüren yer. Mahşerin provasının yapıldığı yer. Kardeşlerim, binlerce yıl öncesine dayanan tarihi kökler, her şeyin başladığı topraklar, tarihin başladığı yer. Oraya vardığımızda Hazreti Adem'i Hazreti Havva'nın buluştuğu yeri ve buluşmalarını bir kere daha hatırlayacağız. Oraya vardığımızda Mültezem'in önünde Hicri İsmail'in yakınlarında makamı İbrahim'in olduğu yerde nice nice peygamberlerin kabirlerinin olduğunu bir kere daha hatırlayacağız.
Allah'ın değer verdiği o değerli kulları, peygamberleri, peygamberlerin anılarını bir kere daha hatırlayacağız. Ve tavaf ederken o tavafın bize kazandırdığıyla Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı ve insan olmanın kulluğun bilincini bir kere daha idrak edeceğiz. Hazreti İsmail, Hazreti Hacer'i hatırlarken Allah'a teslim olmanın insana neyi kazandırdığını bir kere daha hatırlayacağız. Çaresiz kaldığımızda Allah-u Teala'nın rahmetinin bizi bulacağını zemzemle bir kere daha hatırlayacağız. Teslimiyetin ne olduğunu, Allah'a teslim olan bir evlatın nasıl yetiştirildiğini, örneğini Hazreti İsmail'de göreceğiz. Hocalarımız orada bize bir kere daha anlatacaklar. Allah İbrahim'e rüyanı gerçekleştir dedi de İsmail'in bıçağın altına nasıl teslim olduğunu, bir peygambere teslim olmanın nelere büyük tadil olduğunu bir kere daha hatırlayacağız. Teslim olmakla büyümeyi, teslim olmakla yücelmeyi orada tekrar tekrar anlamış olacağız. Arafat'a gittiğimizde oraya da gezeceğiz. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın işaret ettiği her bir çizginin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha göreceğiz. Arafat'ta şöyle tepeye çıktığımızda bakacağız, orada çizgiler var. Dümdüz yer. Ama siyahla beyazı ayırt eder gibi bir çizginin içerisinde kalanlar hacı olur da o çizginin hemen dışında olanlar niye hacı olamazlar? Ona bakarken şunu bir kere daha hatırlayacağız. Allah'ın emirlerini aşındırdığımızda, o emirleri yok saydığımızda acaba nelerden mahrum olduğumuzu orada baktığımızda bir kere daha hatırlayacağız. Aziz kardeşlerim, ve Mekke ve Medine derken Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama sizi burada uğurlamaya gelen her bir kardeşimizin selamlarını götürün. Selamlarımızı götürün. Ve diyeceksiniz, ey Resul, seni seviyorum. Sevdiklerimden geçtim ve sana geldim. Esselamu aleyke ya Resulallah. Esselamu aleyke ya Habiballah. Esselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin diyeceksiniz. Ve orada sizlere tekrar tekrar Bedir'i hatırlatacaklar. Tekrar tekrar Uhud'u hatırlatacaklar. Hazreti Hamza'yı hatırlayacağız. Hazreti Mus'ab'ı hatırlayacağız. Dünya kendisine gülerken dünyayı bırakıp da Hazreti Muhammed'e gülenin asırlar boyunca kıyamete kadar nasıl da anıldığını bir kere daha göreceğiz. Ve onunla olduğumuzda asırlarca ve kıyamete kadar unutulmazlardan olacağımızı bir kere daha göreceğiz. Kıymetli kardeşlerim, Uhud'da da bir kere daha Hazreti Muhammed Mustafa'nın sözünden çıkmanın nelere mal olduğunu görüp hayatımızda günahlara daldıysak neleri kaybedeceğimizi bir kere daha hatırlayacağız. Rabbim içeceğiniz zemzemleri üzerinize şifa eylesin. Devletimiz için, milletimiz için, milletimizin selameti için, nesillerimiz için, nesillerimizin sıhhat ve selameti için, alemi İslam'ın birliği, beraberliği için kardeşlerim, yeryüzünün kalbinde dua edin. Rabbim dualarınızı, dualarımızı makbul eylesin. Diyanet İşleri Başkanlığımızı ve İmam Hatiplerimizi tercih ettiniz. Ben önderlik edecek hocalarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Hocalarımızın sizin için söyleyeceği her şey fevkalade önemlidir. Hocalarımızın sözünden çıkmamanızı tavsiye ederken en çok almanız gereken azığı hatırladım. Rabbim ibadetinizi makbul eylesin. Sabır, sabır, sabır. Allah hepinizden razı olsun.